Az önce bonzayı denediğini söyledin. Sana bununla ilgili bazı sorular sorabilir miyim? Tabii hocam sorabilirsiniz. İstediğinizi sorabilirsiniz. Son bir yılda ne sıklıkta bonzayı kullandın? Yani hocam böyle çok pek fazla kullanan bir adam değilim. Birkaç kez falan yani. Düşündüğümüzde son bir yılı ne sıklıkta bonzayı kullandın? Ya şöyle söyleyeyim hocam. Hmm, 15'e geçmez. Ayda kaç kez mesela? Ayda 2 3. Ya o da hocam şöyle söyleyeyim ben size hani ben şöyle falan, azıcık falan yani. Hani millet gibi böyle dibine girmiyorum. Hı hı. Ya benimki böyle sinek vızıltısı kadar böyle vız vız vız. <laughs> Bu sorduğum sorularla madde kullanım düzeyini anlamaya çalıştım. Sonucu öğrenmek ister misin? Görelim hocam bakalım ne çıkacak. <laughs> madde kullanım yüksek risk düzeyinde. Araştırmalar bize bu sıklıkta kullanım büyük riskler yaratabileceğini gösteriyor. Şimdi hocam yani abartmayalım da gerçi hani siz ne diyorsanız odur. Şimdi madde kullanımın hakkında ne düşünüyorsun? Yani hocam şimdi herkes içiyor. Ben de öyle hani ortam olduğunda falan takılıyorum. Hı hı. Ya siz de şimdi böyle söylüyorsunuz. Bilemedim yani. Peki, madde kullanımını değiştirmeyi düşünüyor musun? Hı. Kullandığım madde hakkında sana biraz bilgi vermemi ister misin? Ya hocam şöyle söyleyeyim aslında hani bilgim var. Böyle haberlerden, gazeteden falan. Bir de kendi ortamımızda konuşuyoruz falan. Bilgim var ama anlatmak isterseniz tabii ki buyurun yani. Peki belki daha önce görmediğim veya okumadığın bir şey söylerim ben. Mesela bu madde çok hızlı ve şiddetli bağımlılık geliştiriyor. Evet hocam kesinlikle katılıyorum. Bizim mahallede bir tane abimiz var. Adam bunu içmiyor yani bayağı bununla evli. Geçen ayda nişanlarını yaptık. Bayağı sıkı fıkı yani. Hı -hı. Bu maddenin öğrenme yeteneği ve hafıza üzerinde de kalıcı olumsuz etkileri var. Evet hocam ona da katılıyorum ya yani bende de arada gidiyor, hatırlamıyorum adım bile unuttuğum oluyor yani. Akıl hastalar riskini de arttırıyor. Robotlaşma yapıyor. <laughs> ya bu konuyu biliyorum daha önce bahsettiğim abi var ya o da Hı -hı. Mr. Robot ya adam vücut fonksiyonlarını kaybetmiş artık böyle şey robot gibi yaşıyor, arada yağlıyorum onu falan böyle. <laughs> Bir de şu var, bu maddeye bağlı ölümler genellikle kalp ya da böbrek yetmezliğinden kaynaklanıyor. Ya şimdi bundan öleni görmedim. Ama bizim arka mahallede bir çocuk ölmüş. Galiba dedikodu çıktı işte bu, bu mevzular yüzünden falan ama bu işte bonzai yüzünden mi ölmüş... ...yoksa başka bir şey yüzünden mi ölmüş onu tam olarak bilmiyorum. İstersen ben sana maddenin etkilerini anlatan bir broşür vereyim. Ah! Hocam bu güzelmiş. Bundan birkaç tane daha alabilir miyim? Ben bizim çocuklara vereyim. Tabii ki. Bu arada okulda senin sakallarına bir şey demiyorlar mı? Ya ben de onu diyecektim. Allah'ını severseniz Müdüre söyler misiniz? Benim yakanı bıraksın ya. Sürekli beni okulda kovalıyor saçlarını, sakallarını kes. Olur, konuşurum. Her yerde beni kovalıyor. Kırmızı bültenle aratıyor beni adam ya. Tamam. Hoca sen hiç kullandın mı ya? Böyle kafanı iyi falan yaptın mı? Neden sordun? Bilmiyorum siz de böyle bir kullanan bir tipe benziyorsunuz yani. Var mı hiç gibi böyle af şey falan. Şimdi istersen senin madde kullanımını konuşmaya devam edelim biz. Ee, bana bu madde kullanmanın iyi yanlarını söyler misin? Ya şöyle hocam işte sinir stres dert falan kalmıyor böyle hiçbir şey düşünmüyorsun falan filan yani. Hı hı. Peki bu maddeyi kullanmanın o kadar da iyi olmayan yanları neler? Ya insan saçmalıyor be hocam. Hı hı. Başka? Başka işte kafa bir milyon oluyor. Beyin gidiyor, parçalanıyor. Hı hı. Başka? Rezil çıkıyor. Başka? Başka gerçi hocam öyle ben çok fazla içmediğim için. Yani pek fazla zararını görmüyorum açıkçası. Peki eğer bu şekilde madde kullanmaya devam edersen gelecekte kendini ne durumda görüyorsun? Mesela beş sene sonrasını düşünelim. Allah korusun hocam yani bu uzun süreli uzun soluklu kullanılacak bir şey değil yani. Kafa beyin kalmaz. Kafa beyin kalmaz diyorsun. Vallahi kalmaz hocam. Fazla uzatmamak lazım. Peki bu maddeyi bırakmak senin için ne kadar önemli? Mesela sıfırla on arasında bir puan versen, sıfır önemsiz, on çok önemli desek, sen kendine kaç puan verirsin? Önemli bir hocam. Gereği yok çünkü. Peki sıfırla on arasında kaç verirsin kendine? Hadi hocam sekiz vereyim gönlünüz olsun. Niye altı değil de sekiz? Hocam dedim ya pislik bu yani sonuçta pis bir şey. Yani? İnsanı insanlıktan çıkarıyor. Peki eğer bir maddeyi bırakmayı düşünseydin, bunu yapma konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Sıfır hiç güvenmiyorum, on çok güveniyorum olsa kendine sıfır ile on arasında kaç verirdin? Ya şöyle söyleyeyim hocam, istesem bırakırım. <laughs> Güvenme konusunda sıfır ile on arasında kendine bir rakam versen kaç verirdin? Beş diyelim, hadi gönlün olsun, hadi beş. beş. Peki ne olsa bu beş rakamı altı veya yedi olurdu? Yani bir araba mı olsa hemen bırakırdım. Hı <laughs> başka? çevreyi değiştirmem lazım hocam. Herkes bu pisliğin içinde. Hı hı, başka? Aslında şöyle, çevreyi değiştirdim mi her şey çözülür gibi geliyor bana. Seni doğru anladıysam bu maddeyi kullandığında eğlendiğini, kafanın rezil olduğunu, saçmaladığını, çevreyi değiştirmen gerektiğini düşünüyorsun. Evet hocam, tam üstüne bastınız. On numara veriyorum buna. Madde kullanımı konusunda sana bir tavsiyede bulunmamı ister misin? Yani bulunun hocam. Belki hani güzel bir şey söylerseniz biz de kurtuluruz şu menetten. Araştırmalar madde kullanımının ciddi sonuçlara yol açtığını, bu nedenle de en kısa sürede bırakmanın daha iyi olacağını gösteriyor. Ama tabii bu senin hayatın. Buna sen karar vereceksin. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bırakayım bırakmasına da şimdi hocam çat diye de bırakamam yani. Şimdi yalan söylemek de istemiyorum. Biz öyle yalan söyleyen adamlar da değiliz. Ama bırakmak isterim. Bırakırım vallahi. Peki nasıl yapalım? Ya yani şöyle yapalım. O zaman ben bir hafta içmeyeyim. Zaten hı. anneannemler gelecek. Onlar da ayıp olmasın. Tamam, iyi fikir. Peki nasıl duracaksın içmeden? Vallahi bir yolunu bulacağız. Allah büyüktür. Daha önce hiç bırakmış mıydın? Ee, hani bahsetmiştim ya, bacağım kırıldı dönem. Hı hı. Hem o zaman da işte arkadaşlarımdan falan da uzak kaldım. O zaman bırakmıştım ya. Bir ay içmedim. İçmemeyi nasıl başarmıştın? Ya benim arkadaşlarım var içmeyen. Onlarla takıldım. Bir de bizim Mehmetler var. Onlar da çok içiyor. Vallahi onlardan da hani uzaklaşmaya çalıştım. Kaçtım falan. Yolumu değiştirdim. Belki gene öyle yapabilirsin. Aynen öyle. Zaten erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır. Ben de kaçarım. Ne olacak? Çok güzel fikir. Başka ne yapabilirsin? Ya bizim çocuklarla konuşurum. Bu hafta bana dokunmayın diye. Zaten hani iyi çocuklarda Böyle anlayışlılardır. Onlara da işte şey öyle anlaşırım yani. Bak bu da güzel fikir. O zaman biz gelecek hafta yine görüşelim seninle olur mu? Peki hocam olur. Tamam o zaman ben yine salı günü aynı saatte bekliyorum seni. Tamam ama hocam siz haber verin ben unuturum bak biliyorsunuz zaten hafıza kaybına falan vuruyorum yani arada tamam. sırada. Siz bana hatırlatırsınız. Hı -hı. Öyle darılmacı gücenmeci yok. Tamam.